Değerli arkadaşlar, Aile Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin görüşlerimizi de ifade etmek istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aslında ne aile ne de sosyal politikalar bakanlığı. Bu bakanlık artık tanımıyla bir sosyal yardım bakanlığı. Bütçesine bakıyoruz. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün bütçesi azaltılırken sosyal yardımlar Genel Müdürlüğü'nün bütçesi habire artıyor. Gündemine bakıyoruz sadece Aralık ayı içerisinde sosyal medya hesabında yapılan 71 paylaşımdan sadece 7'si kadınlarla ilgili. Her gün bir kadın cinayetin yaşandığı bir ülkede paylaşımdan çoğu tekçi siyasetin propagandasından ibaret. 15 yıllık AKP iktidarının kendisi bizzat politikalarıyla cinsiyet eşitliği ve kadın özgürlüğü mücadelesi ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu. AKP'nin en ilerici olarak takdim edildiği dönemlerde bile AKP gerçek yüzünü her zaman kadınlarla ilgili politikaları üzerinde ortaya koydu. İleride okullarda cinsiyetçiliğin giriş diye bir ders açılırsa AKP'nin bu politikaları birer birer bu okullarda okutunacak. Aile Bakanlığı'nın geçen yıldan bu yana kadınlarla ilgili üç projesi var. Aile Bakanlığı'nın geçen yıldan biri ta 2013 yılından beri 10 ilde eş neşe fabrikaları adıyla kreş açacağız dedikleri annemin işi. Annem, annemin işi benim geleceğim projesi. Sayın Bakan geçenlerde işte kadın zirvesinde 81 il organize sanayi bölgelerinde yeni kreşler açacakları müjdesini vermişti. Yeni vaatlerde bulunmadan önce 2013'ten beri vaat edilen kreşleri neden açmadınız? Önce onun açıklanmasını kadınlara yapmanız gerektiğini inanıyoruz. İkinci proje, AKP'nin ihale kralı BOTAŞ yolsuzluk davasıyla bildiğimiz, işçi ölümleriyle hatırladığımız Lima Holding'le yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi. Hatırlarsanız dört eski AKP milletvekilinin yöneticisi olduğu Toma Üreticisi Katmerciler Şirketi, limakla birlikte bu yıl savunma şirketi kurmuştu. Kadınlarla ilgili çalışmalar iş adamları için AKP'den iş bağlama aracıları haline dönüşmüş durumda. Türkiye'de özellikle yandaş dernekler öyle bir hale getirildi ki dernek adı altında paralel bakanlıklar oluştu. Bakanlıklar bu derneklere para aktarma aracı haline getirildi. Hükümetin kadın derneği KADEM lüks binalar ile dikkat çekiyor. Reza Zarab'ın kefalet başvurusu dilekçesinde Togem 2013'ten beri düzenli olarak para yağdırdı, ortaya çıktı. Bakanlığın üçüncü projesi ise 500 kadına mesleki beceri kazandırılmasının hedeflendiği fiili kadın ustalar projesi. Bir kadın derneği olsa anlarız. Koskoca bakanlığın 28 milyon çalışmayan kadın için hedefi 500 kadına mesleki eğitim vermek mi olmalı? Çalışan kadınlar hükümetin sözüne uyup 3 çocuk doğururlarsa tam 16 yıl istidamdan uzak kalacaklar. Bu ne demek? Ucuz ücretle yükselme olana olmadan emekliyi unutarak hem çalış hem de üç çocuğa bak demek. Kadınlara önerilen 21. yüzyılın köleliğidir. Bu projelerden anlıyoruz ki bakanlığın kadın gündemi sadaka bakanlığına dönüştürmeye çalışılan bir bakanlığın üzerine serpilmiş bir sostan ibaret. Cumhurbaşkanı kadın erkek eşitliğine inanmadığını açıkça beyan ettikten sonra Eşitlik kelimesi bütün kamusal metinlerden siliniyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği ulusal eylem planı 2013'ten sonra hazırlanmadı. Kadın istihdamının artırılması ile ilgili genelgede eşitlik kelimesinin geçtiği 3 düzenlemede metinden çıkarıldı. Yıllardır TBMM bünyesinde kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun kapatılıp yerine aile ve sosyal politikalar komisyonunun kurulması gibi bir hedefin olduğunu biliyoruz. Eşitlik kelimesinden bu kadar korkmak kadınlardan korkmaktır. 21. yüzyıl faşizmin en önemli özelliği erkeklere kadın erkek eşitliği ile ellerinden alınan reisliği geri verme vaadidir. Emekçi olarak kaybettikleri statülerini bir kadın üzerinden hegemonya kurarak devam ettirebildikleri bir zemin yaratılmasıdır. Biz AKP'nin kadınların yaşamını ilgilenen tek bir projesini biliyoruz. O da her eve bir reis projesi, erkekliğin kışkırtılmış, kışkırtılması projesi. 2002-2015 arasında tam 5406 kadın yaşamını yitirdi. Bakın bu yıl Kırşehir nüfusu 5000 arttı. Bir il, ilin nüfusunun artışından fazla kadın kıyımı yaşanmış. Bu ülkede artık her şey yasak, bir tek ölüm serbest. Aslında yeni dönem seçim sloganı olarak da en çok kadınlara ölüm serbesti de kullanabilirsiniz. Kadınlar resmen hayatta kalabilmek için yeni stratejiler üretmek zorunda kalıyor. Suriye'de işi de katılıp bir yıl sonra Türkiye'ye dönen Ahmet K. karısını öldürmeye çalıştığında karısı kurtulmak için ölüm numarası yapmak zorunda kalıyor. Yine sakine maruz kaldığı şiddete boşanmadan katlanabilmek için eşiyle tam 32 yıl konuşmadı. Ama Türkiye'de kadına yönelik şiddet daha vahim olan bir şey var. O da nedir diye sorarsanız vahim olan şey Çorum'da AKP'li İl Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya'nın hem de kadınlara seçme ve seçme hakkının verilişinin yıl dönümünde yapılan etkinlikte ne yapalım kadınlar öldürülüyorsa, adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. Erkekler öldürülmüyor mu diyebilmesidir. Böyle birinin bir ilde meclis üyesi olabilmesidir vahim olan kadınlarla tokalaşmayı ateş tutmaya benzetenlerin üniversitelere rektör olabilmesidir. Başörtüsüz kadınları mağazalardaki ambalajı açık ürüne benzeten kişilerin müftü yapılmış olmasıdır. Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen birinin cumhurbaşkanı olmasıdır. Ölü kadın bedenlerinin çıplak olarak teşhir edenleri savunanların bakan vekil olabilmesidir. Bırakın sokakları mecliste ta kendisinde şiddet ve küfür mekanı haline getirilmiştir. Şiddetten vahim olan şey bu şiddette çözüm olmakla yükümlü siyasi iradenin bizzat şiddet üretmesidir. AKP'nin kadınlara bakışı Sayın Bakan da dahil dillerinden düşmeyen kadınlarımız söyleminde yatıyor. Sormak istiyoruz kadınlar çocuk mu, yaşlı mı, engelli mi ki onları bağımlı nüfusla aynı kefeye koyuyorsunuz? Bu hitap biçimi kadınları yetişkin ve kendine yeterli bireyler olarak kabul edemediklerinin yansımasıdır aslında. Biliyorsunuz güzel bir deyimimiz var. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye. E bakıyorsunuz AKP'ye 1394 belediye başkanı adayından sadece 7 belediye başkanı olabildi. Kadın belediye başkanı olabildi. Uzun süredir ilk defa zaten kadın iş olarak, işi olarak görülen Aile Bakanlığı dışında bir bakanlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir kadın bakana teslim edildi. AKP bugün kota uygulamalarıyla tartışmaya devam ediyor. Ancak bizler kota uygulamasını da aşarak eş başkanlık uygulamamızı 2014 yılında tüm yönetim katmanlarında hayata geçirdik. Daha önce belediyecilik binalarından daha önce belediyecilik binalardan ibaretti. Erkek yönetimi hakimdi. Bizler binaları insanlaştırdık, yönetimleri kadınlaştırdık. İşte kadın partisi olmak budur. Kadınları evde, sokakta ve siyasette tek güvencesi olmak budur. Mecliste meclisin tek kadın grubunun üyeleri olan kadın vekillerimiz hala tutuklu. Cezaevindeki eş başkanımız Figen Yüksekdağ'ın Vekilliği Erdoğan'a siyaset yolunu açan madde ile düşürüldü. Dikkatinizi çekmek istiyoruz. Faysal Sarı Yıldız hariç bugüne dek vekili düşürenlerin tamamı kadın milletvekillerimizdir. Siyasetin bu şekilde kadınsızlaştırılmaya çalışılması aslında Türkiye'nin siyasetsizleştirilmeye çalışılmasıdır. AKP'nin kadın düşmanı politikalarının torunusal kağıdı BDD'lerimize atanan kayımların icatlarından görülüyor. Hem devletle hem erkek egemen sistemle mücadele ederek seçilmiş vekillerimiz, kadın belediye eş başkanlarımız tutuklandı. 8 Mart etkinlikleri düzenlemek, kadın çalışmaları yürütmek gibi faaliyetler terör faaliyeti olarak idanamelere konuldu. Örneğin tutuklu bulunan Selma Irmak'ın kadın yaşamdır, yaşam ise kadınların direnişiyle olacaktır cümlesi idanamede yer aldı. Çağlar Devinler'in cansız bedeni günlerce yerde bekletilen Taybet Ana'nın cenazesine katılımı suç unsuru olarak kabul edildi. Figen Yüksekla yaşamın ve özgürlüğün orta yerinde dimdik ayaktayız. Kadınlar boyun eğmedi, eğmeyecek dediği için yargılanıyor. Ne bekleniyor? Kadın siyasetçiler sadece yardım ve iaşe miktarlarını mı açıklasın? Sizin yaptığınız gibi kadın faaliyeti olarak sünnet törenleri örgütleyip kan bağış kampanyaları mı yapsınlar? Kadın dernek ve yapılarının kapatılmasının tek sebebi ülkenin batısında yürütülen kadın çalışmalarının Kürt kentlerinde yürütüyor olmalarıdır. Bunu yaparak Türkiye'de kadın hareketini bölebileceklerini sandılar. Ama kadın örgütleri mühürlenen sadece mekanlar. Biz her yerdeyiz açıklamasıyla Türkiye'nin dört yanında yanıt oldular. Cinsiyetçiliğin bu kadar tırmandırılması kadınların yaşam tarzının hedef haline getirmesi kadın kurumlarına yönelik baskılar elbette tesadüfi değil. Bu özgürleşmenin yaratacağı toplumsal değişimde tekçi siyasetin varınmasını imkansız olduğunu siz de biliyorsunuz. Kadın ve özgürlük kavramlarının yan yana durması bile tüylerinizi diken diken ediyor. Kadınları hep birlikte cinsiyetçiliğe karşı mücadelenin neler yaratabileceğini biliyorsunuz. İşte bu yüzden ırkçı, cins, ırkçı cinsiyetçi söylemlerle kadınları bölmeye çalışıyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın Türk kadınlarına yönelik, Kürt kadınlarından daha çok doğurun anlamına gelen çağrısı, kadınları doğuran doğurmayan Kürt Türk olarak bölmektir. Asıl ayrımcılık ise budur. Kadınları birbirine hatta kendine düşman etmeye çalışırken yaptığınız projelerin hiçbir anlamı kalmıyor. Türkiye'deki kadın hareketi dünyada eşitlik ve özgürlük için mücadele eden tüm kadınların gücü ve heyecanıyla birlikte mücadele veriyor. Bugün kaynağına her türlü toplumsal sorunun, sorunun çözümü için gidilen Muşlu Gevrenine 75 yaş 75 yaşına rağmen zindanlarda tutulan Sissin nedir? Bu gücün kaynağı aynı zamanda Latin Amerika'nın işgaline karşı mücadele vermiş kadınlardır. İsrail'de barış mücadelesi veren siyahlı kadınlardır. Birinci intifada özgürlük simgeleri haline Sayın Taşdemir sözlerinizi tamamlayın efendim. Bir dakika ek süre veriyorum. Bir dakika bile sürmez. Kürt kadın siyasetinin yaşam devrimcileri Rojava'yı bir kadın devrimine dönüştüren binlerce kadındır. O yüzden sanmayın ki karşınıza aldığınız şey Türkiye'deki kadın mücadelesidir. Karşınızda tarihler ve coğrafyalar ötesinde eşitsizliğe duvar ören sayısız kadının ısrarı dimdik duruyor. Bir kez daha burada şu an bizi izlemekte olan cezaevlerinde sadece muhalif kimlikleriyle siyaset yaptıkları için bulunan herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Taşdemir.